Muhterem izleyicilerim, 31 Ağustos 1876, 5. Murat Han'ın tahttan indirildiği tarihtir. Gerçekten Osmanlı'nın en sıkıntılı günleridir. 5. Murat Han'ın tahtta bulunduğu 93 gün. Gelin bugün 5. Murat Han devrini sizlerle paylaşmaya çalışalım. Önce 5. Murat Han'ın kim olduğunu tanıyalım. 21 Eylül 1840 tarihinde İstanbul'da doğmuştu. 28 Ağustos 1905 tarihinde de İstanbul'da vefat etti. 33. Osmanlı padişahıdır. Abdülaziz Han'ın yeğeni, 2. Abdülhamit Han'ın da ağabeyidir. Babası Sultan Abdülmecid Han'dır. Önceki, kendinden önceki Osmanlı padişahı olan Abdülaziz Han'ın yeğeni, kendinden sonra gelecek olan Osmanlı padişahı 2. Abdülhamit Han'ın da ağabeyisidir kısaca. Abdülaziz Han, kahpe bir tertiple dış güçlerin tahriki, içerideki paşaların da intikam hisleriyle bir tertiple ihtilal neticesi tahttan indirilmişti. Tahttan indirenlerde efendim dörtlü çete olarak tarihlere geçmiş bulunan Hüseyin Avni Paşa, Mithat Paşa, Mütercim Rüştü Paşa ve Hayrullah Efendi'dir. Şeyhülislam Hayrullah Efendi. Şeyhülislam Hayrullah Efendi'nin fetvası ile Hüseyin Avni Paşa'nın efendim orduyu ayartması ile diğer paşaların da bu tertibe yardım etmesi neticesinde Abdülaziz Han tahttan indirilmiş idi 1876 tarihinde. Tabi Şehzade Murat'ın özellikleri var. Bugünkü taht saltanatını anlattığımız, iradesi çok zayıf bir kişiydi. İçkiye müptela idi. Mason locasına kaydolmuş tek Osmanlı padişahıdır veyahut da şehzadesidir. Paşaların sözünden çıkmaz. Bir önceki cümlemi düzeltmek istiyorum. Mason olmuş tek Osmanlı şehzadesi ama bu haliyle tahta cülus ettiğinden dolayı bu sıfatı verdik. Yoksa başka mason şehzadelerinde bulunduğunu biliyoruz. Akıl zafiyeti olan birisidir ve paşaların sözünden çıkmayacağı batı yanlısı, batılılaşma yanlısı olması dolayısıyla da batılıların tutmuş oldukları bir şahsiyettir Şehzade Murat. Ve darbe planlanan günden bir gün öne alındıktan sonra, çünkü sarayın haberi olduğunu zanneden Hüseyin Avni Paşa elini çabuk tutup da 31 Mayıs'ta yapacağı darbeyi 30 Mayıs'a çekmek suretiyle, bir gün önceye çekmek suretiyle efendim yakalanmaktan kurtulacağını düşündü ve dolayısıyla da Şehzade Murat, bu ihtilalden haberi olan Şehzade Murat bir gün sonra yapılacağını beklerken bir gün önceden kendisine gelip hadi seni tahta oturtuyoruz diye davet etmeleri üzerine can korkusuna kapılmış, bunlar beni öldürmeye geliyorlar. Kellem tehlikede zannederek korku dolu dakikalar, gerçekten de akıl zafiyeti olduğundan dolayı da çeşitli tezahürler göstermek suretiyle efendim ilk darbeyi, tahta çıkışının ilk darbesini almış oluyordu. Kendisi Beyazıt'a getirilecek Seraskerlik makamına, orada alelacele biat edilecek. Ertesi gün şafakla birlikte cülüs topları atıldığında da Sultan Abdülaziz Han durumu öğrenecek. Ve ne yazık ki Sultan Abdülaziz Han gibi gerçekten dirayetli, orduyu güçlendirmiş, tasarrufu sağlamış bir padişah, İslamlaşmaya doğru adım adım giden bir padişah, gerçekten bayındırlık hizmetlerini öne almış olan, orduyu çok güzel bir şekilde donatmış olan padişah indirilmiş, kısa süre sonra da katledilmek suretiyle bertaraf edilmiş oluyordu. Şehit edilmek demek istemiştim. Katledilmek sözü belki de doğru değildir. Tahta cülus ettiğinde efendim ipler paşaların elinde bulunduğundan dolayı, kendisi de akıl zafiyeti içinde bulunduğundan dolayı paşalar inisiyatifi ele almışlar
ve devleti yönetmeye, padişah gibi yönetmeye başlamışlardır. Tabi dengesi bozulmuş olduğundan Abdülaziz Han'ın şehit edildiği haberi kendisine intihar etti diye haber verildiğinde şuuru, dengesi iyice bozulacak. İhtilalle düşürülmüş olan hükümdar amcanız Abdülaziz Han intihar ederek vefat etti haberi kendisinin elinden yemek yerken verilmiş olan bu haber elinden çatalın kaşığın düşmesine ve midesi bulanmaya ve lavaboya zor yetişerek istifra etmeye başladığını görüyoruz ki bu da şuur bozukluğunun bir tezahürüdür. Demiştir ki eyvah gitti, gitti, ben ne yapacağım? Halk şimdi bu işi benden bilecek. Avrupa bunu bir cinayet olarak bilecek. Ben ne yapacağım diye feryadü figane başlamıştır. Birkaç gün sonra Hüseyin Avni Paşa'nın ve diğer bazı paşaların Çerkez Hasan tarafından katledildiği kendisine haber verildiğinde şuur bozukluğu iyice had safhaya doğru çıkmış ve gerçekten de normal bir insanın yapmaması gereken hareketleri yapmaya başladığını görüyoruz. Bu şekilde Hüseyin Avni Paşa'nın ve arkadaşlarının öldürülmesi suretiyle hayatta kalmış bulunan Mithat Paşa ve Rüştü Paşa padişah gibi yetkiler kullanmaya, bilhassa Rüştü Paşa, sadrazam Rüştü Paşa padişah gibi yetki kullanmaya başlamış, serbestçe Osmanlı mülküne efendim hakim olmuş durumda idiler. Bu arada padişah bu şekilde akıl bozukluğu sebebiyle rahatsız bulunduğundan kılıç kuşanma merasimine çıkmayacaktır. Osmanlılarda bir gelenek vardır. Tahta cülus eden padişah ilk önce efendim mukaddes emanetler dairesinde ve devamı da Eyüp Sultan'da olmak üzere kılıç kuşanma merasimleri icra ederlerken 4. 5. Murat Han'ın bu merasimlere çıkmadığını, cuma selamlıklarını da çıkmamaya başladığını, her cuma günü Osmanlı padişahları halkın huzuruna çıkarlar cumaya gidip gelirken ve halkın şikayet ve arzularını almak suretiyle, onlarla hasbihal etmek suretiyle hoş bir hava oluştururlar idi. Cuma selamlığına da çıkmadığını görüyoruz 5. Murat Han'ın. İmza memuru gibiydi. Önüne getirilen ve parmakla gösterilen yerleri imza etmekten başka herhangi bir yetkisinin olmadığını biliyoruz. Tarihler yazıyor. Artık sarayın merdivenlerini çıkarken bile aniden geri geri inmeye başladığı, efendim veyahut da inerken geri yukarı geri çıkmaya başladığı, kendisinin binek atına getirildiğinde ata test binecek kadar akıldan yoksun olduğunu görüyoruz. Tarihler yazıyor. Bu da her geçen gün daha da artıyordu bu bozuklukları. Huzuruna çıkanları aniden kucaklıyor. Gayrimüslimler cübbeleriyle huzuruna çıktıklarında onlardan korkarak kaçmaya yelteniyor. Ve Yıldız Köşkü'ndeki havuza bir gün efendim elbiseleriyle atlamak suretiyle de akıl noksanlığını herkese göstermiş oluyordu. Bu arada bazen feryat ediyordu. Kan istemiyorum, padişahlık istemiyorum, her şey sizin olsun diyerek intihar teşebbüslerine varan davranışlar gösteriyordu. Tabii bir gün sarayın, Dolmabahçe Sarayı'nın efendim demir parmaklıklarını asılarak intihar teşebbüsü ne bulunmuş. Kendisi illaki oradan atlamak istiyordu. Ancak müstahdemler gelerek parmaklarına vurmak suretiyle o saray demirlerinden ellerini kurtarıyorlar. Bunu ise uzaktan seyreden Abdülhamid, Şehzade Abdülhamid saray müstahdemlerini azarlayarak bu yaptıklarının çok çirkin olduğunu kendilerine söylemek zorunda kalıyordu. Bu şuur bozuklukları paşaların işine geliyordu ilk zamanlar. Çünkü kendileri padişah gibi yetki kullanmakta serbest haldeydiler. Ama muhterem izleyicilerim, Rusya'da, Sırbistan'da, Karadağ'da kışkırtmalar oluyor. Savaş tamtamları çıkmaya başladığında da bu mesuliyetin sırtlarına bineceğinden korkan paşalar endişe duymaya başlıyorlardı.
ve şuuru bozuk bir padişah, bütün yetkileri kullanan paşalar ve savaş, düşünebiliyor musunuz? Balkanlardaki savaş rüzgarları padişahı da ürkütüyordu. Bu arada doktorlar çeşitli teşhisler koyuyorlardı. Mesela Kapolyon isimli bir doktor, efendim, değişik yöntemlerle padişahı iyileştireceğini ortaya atıyor. Kan almak gerektiğini söyleyerek 30 bilmem kaç tane sülüğü padişahın kafasına yerleştirmek suretiyle çirkin bir manzara arz etmek, bunun akıl şuuru, şuur bozukluğu üzerine daha da menfi tesirler yaptığını görüyoruz. İngiliz Büyükelçisi ise bir küstahlıkta bulunuyor. Diyordu ki padişah ancak Viyana'daki akıl hastanesine yatırılırsa orada şifa bulacaktır diyor idi. Bu teklifi getirebiliyor idi. Bu ne demektir? Osmanlı padişahının Haçlıların bulunduğu bir şehirde, Haçlıların elindeki bir şehirdeki akıl hastanesine yatırılması. Ne badirelerden geçti Osmanlı? Ve muhterem izleyicilerim, halkın tutumu ise daha değişik idi. Kılıç kuşanma merasimine çıkmamış, cuma selamlıklarına çıkmıyor. Kendisinin şuurunun bozulduğu her gün rivayetlerle efendim kendilerine ulaşıyor, halka ulaşıyor, İstanbul halkına. Ve paşalar padişah gibi bıyıklarını balta kesmez bir surette padişah gibi hareket ediyorlar. Etrafta efendim halk kendi kendine yazdıkları pankartlarla şehri donatmaya başlamışlardı. Diyorlardı ki artık Osmanlı'da cuma namazı kılınamaz. Bu büyük bir olaydı. Ne demek bu? Cuma namazlarını padişah, yani halife-i müslimin bizzat veya görevlendireceği kişilerle kıldırmak zorundadır. Cuma namazının özelliklerinden birisi de budur. Ortada bir padişah yoktur. Ortada bir halife-i müslimin yoktur. Hayatta olup olmadığı bile meçhuldür. Varsa bile şuuru bozuktur. Ve halk pankartlara yazmak suretiyle artık Osmanlı'da cuma kılınmaz. Çünkü halife-i müslimin yoktur memleketimizde demek suretiyle paşaları bile zangır zangır titreten bir tepkiydi bu. Bu halk bu. Şayet hep beraber aynı kanaate gelip de saraya yürürlerse ne olacak? Dolayısıyla paşalar kara kara düşünmeye başladılar. Ve bu arada da Şehzade Abdülhamit Han'la temas kuruyorlardı. Bu şuuru bozuk olan padişahı indirelim. Hiç olmazsa Şehzade Abdülhamit Han'ı, ki veliahttır kendisi, ama Abdülhamit Han'ın kendilerine düşman olduğunu zannediyorlardı. Veya öyle biliyorlardı. Kendisiyle temasa geçtiklerinde Abdülhamit Han da taktik icabı onlara yağ çekmeye başlıyordu. Evet diyordu, sizler büyük insanlarsınız. Bizler halayıklar elinde yetişmiş, saraydan dışarıya adımını atmamış kişileriz. Biz devlet idaresini nereden bileceğiz ki? Elbette sizlere tabi olacağız, sizler yapacaksınız diye Mithat Paşa'yı ve mütercim Rüştü Paşa'yı ikna etme metotları ile bu şekilde hareket ediyordu ki bu da etkisini kısa sürede gösterecek. Mesela kol düğmeleri hediye edecektir Mithat Paşa'ya veyahut da mütercim Rüştü Paşa'ya çeşitli hediyeler verecektir. Onları büyük tanıdığını göstermeye çalışacaktır. Ve işte Bakanlar Kurulu bütün bu olaylardan sonra Abdülhamit Han'ı tahta cülus ettirmeye karar verdiler. Ve kendisinden meşrutiyeti ilan edeceğine dair söz almalarından sonra 30 Ağustos 1876 vekiller heyetini toplayacaklar. Padişahın şuur bozukluğu sebebiyle tahttan indirilmesi için Şeyhülislam Hayrullah Efendi'den fetva alacaklardır. Ki bu fetva şudur: İmamül Müslimin cünun-u mutbık, yani daimi cinnet hali ile mecnun olmakla imametten maksut fevt olsa uhdesinden akd-i imamet münhan olur mu? Beyan buyurula. Yani İmam-ı Halife-i Müslimin, Müslümanların imamı akıl noksanlığı içinde bulunsa kendisi alaşağı edilmesi caiz midir, değil midir diye soru soruluyor. Hayrullah Efendi de el cevap,
olur Allahu alem diye efendim fetvasını yazıyordu. Bu da bir ibrettir. Çünkü aynı Hayrullah Efendi şuur bozukluğu sebebiyle Abdülaziz Han'ı tahttan indiren fetvayı da yazmış idi. Gerçek şuurlu padişahı şuur bozukluğu ile indirmiş. Allah'ın intikamı ile gerçekten şuuru bozuk olan padişahı da yine Hayrullah Efendi'nin fetvasıyla indirmek nasip olmuştur. 93 gün tahtta kalmıştır 5. Murat Han. 93 günün sonunda işte bu Hayrullah Efendi'nin bu fetvası üzerine tahttan indirilecek ve yerine 2. Abdülhamid Han Osmanlı'nın 34. padişahı olarak tahta çıkarılacaktır. Elbette 33 yıl saltanatta kalacak Abdülhamid Han, ne büyük olaylara imza atmış bulunacaktır. Bugünkü süremiz bitmiş olduğundan dolayı da Abdülhamid Han'ın şehzadeliği ve tahta cülusu hakkında fazla bir malumat verme zamanımız kalmamış bulunuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum efendim. Bereketle kalın.